Değerli seyirciler, artık bir yabancının Türkiye'den 250 bin dolarlık gayrimenkul almayı taahhüt etmesi Türk vatandaşlığına hak kazanmasına yetecek. Ne zaman yerleştiniz Türkiye'ye? Yıl. Vatandaşlık aldınız mı? Evet. Kaç para verdiniz vatandaş olmak için? Eşim verdi, ben bilmiyorum. Önceleri Türk vatandaşlığı için 1 milyon dolarlık ev almak gerekiyordu. Sonrasında bu rakam 250 bin dolarlık gayrimenkul almaya dönüştü. Eğer bir yabancı 250 bin dolarlık taşınmazı satın alıp 3 yılı satmazsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacaktı. Başka ülkelerde bu paralar değil. Televizyonlarda görüyoruz. Yani arkadaşlarımız var başka ülkelerde. Daha mı pahalı olması lazım? Bence daha pahalı olması lazım. Şimdi yeni bir düzenlemeye daha gidildi. Yabancıların gayrimenkul alımında tapu şartı kalktı. Yabancılar notere gidip ev alacağım sözünü verip imzalı kağıdı getirirse vatandaşlık alabilecek. Noterden bir satış vaadi sözleşmesi yapılıyor. O satış vaadi sözleşmesi de tapu devri gibi varsayılıyor. Çok saçma. Böyle bir uygulama çok saçma yani. Diyelim ki bir yabancı 250 bin dolarlık bir gayrimenkul aldı. Bu kadarla bitti mi? Hayır. Notere gidip bir sözleşme imzalaması gerekiyor. 3 yıl boyunca devir ve terk yapmayacağına dair. Peki vatandaşlık için başka ne şartlar var? Şimdi de onu görelim. 3 yıl içerisinde satılamaz maddesi ve taahhütnamesi her türlü işlem için geçerli. İşlemin başında tapu devri olmadan bir taahhütname veriyor zaten. Eksper raporu, SPK onayı bunların hepsi gerekli yine. Yabancıların 250 bin dolarlık gayrimenkul alımı sonrası Türk vatandaşlığı kazanması uygulaması gayrimenkul sektörüne can kattı. Talepler şimdiden patladı bile. Kanun çıkmasıyla beraber satışlarda %151'lik bir artış söz konusu. Özellikle Orta Doğu tarafında Suudi Arabistan, özellikle İran, Mısır ve Yemen tarafından, kısmi Cezayir tarafından ciddi bir talep var. 500 bin dolar sabit sermaye yatırımı yapanlarla 500 bin dolar mevduatı 3 yıl süreyle Türk bankalarında tutan veya devlet tahvili alana da vatandaşlık verilecek.